Hilmi hocanızdan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir sayı problemleri videosuyla karşınızdayız. Ne demiştik? Sayı problemleri çok önemli demiştik. 4-5 tane soru çıkıyor demiştik. Bayağı soru taradık biliyorsunuz. Bu videomuzda da yine güzel güzel sorular tarayacağız. Sizler de takip edeceksiniz. Tekrar çözeceksiniz ve problem işini bitireceğiz arkadaşlar. Problemlerden korkmak yok. Sakin olacaksınız ve bu işi bu sene bitireceksiniz değerli arkadaşlar. Bir şey daha söylemiştik. Sayı problemleri ya da kesir problemleri anlatılmaz yaşanır demiştik. Yine yaşamaya devam ediyoruz. Bu videomuzdaki ilk sorumuz şöyle değerli arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi böyle sorular büyük olduğu zaman bir diğer sayfamızda küçülterek cevap kısmını, çözüm kısmını oraya yazıyoruz. Başlayalım okumaya. Bir spor kulübündeki atletizm, badminton ve yüzme takımlarında bulunan öğrenci sayılarıyla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Herhangi iki spor dalında ortak öğrenci bulunmayan bu üç takımda toplam 55 öğrenci vardır. Toplam 55. Atletizm takımındaki öğrenci sayısı badminton takımındaki öğrenci sayısından 6 fazla, yüzme takımındaki öğrenci sayısından da 7 eksiktir. Spor kulübündeki atletizm takımında kaç öğrenci vardır diyor arkadaşlar. Evet, çözümümüze başlayalım. 3 tane spor dalımız var. Nedir onlar arkadaşlar? Atletizm, badminton ve yüzme. Evet değerli arkadaşlar, bunlarla ilgili herhangi iki sporu ortak olarak yapan öğrenci yok. Yani hepsinin toplamı ayrı ayrı topladığımız 55 eşit oluyor. Şimdi şu ikinci bilgi önemli. Atletizm takımındaki öğrenci sayısı badminton takımındaki öğrenci sayısından 6 fazla diyor. Şimdi bunu nasıl ifade edeceğiz? Atletizm badminton'a bağlı olduğu için badminton'dakine x diyeceğiz. Atletizm bundan 6 fazlaymış. Buraya da x 6 yazacağız. Devam ediyoruz, bakın virgül diyor. Virgül, yüzme takımındaki öğrenci sayısından da 7 eksiktir diyor. Hangisi? Atletizm takımındaki öğrenci sayılar yüzmeden 7 eksik diyor. Normalde biz hiç başlamamış olsaydık atletizm yazarken yüzmeye göre yazacaktık. Yüzmeye x deyip atletizme x eksi 7 diyecektik. Ama atletizmi yazmış olduk. O zaman yüzmeyi tersten düşüneceğiz. Atletizm yüzmeden 7 eksikse yüzme atletizmden 7 fazladır. X artı 6'ya 7 eklersek x artı 13 olur. Bütün bu takımlarda bulunan öğrenci sayılarını yazdık ve bunların toplamı da değerli arkadaşlar neyi veriyordu bize? 55 sayısını veriyordu. O zaman 3x artı 19 eşittir 55 diyoruz. 3x buradan ne çıkıyor? 36 çıkıyor. X de buradan 12 oluyor. Peki bana ne soruyor? Atletizm takımındakileri, yani x artı 6'yı soruyor. Hatırlarsınız en son dikkat ediyorduk ne sorduğuna. X 12 bulduğumuza göre 12 artı 6'dan cevap 18 olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz serüvenimize. İkinci sorumuz yine uzun ama uzun sorulardan korkmuyoruz. Doğru anlıyoruz ve matematik diline çevirdiğimiz zaman gerisi son derece basit. Sakin oluyoruz. Unutmayın arkadaşlar, son derece sakin olacağız. Aybüke, Benan ve Ceren adlı 3 öğrenciye verilen aynı test ile ilgili aşağıdakiler verilmiştir. Testte 20 soru vardır. Her bir öğrenci testteki tüm soruları cevaplamıştır. Aybüke'nin doğru sayısı Benan'ın doğru sayısının yarısıdır. Ceren'in doğru sayısı Aybüke'nin yanlış sayısının yarısıdır. Burada bir şeyler söylemiş. O zaman şöyle diğer sayfamızda, küçültülmüş sayfada başlayalım arkadaşlar isimlere. Kimdi isimlerimiz? Aybüke, Benan ve Ceren. Bunların doğru ve yanlış sayılarını da şöyle ifade etmemiz gerekiyor. Aybüke'nin doğruları ya yanlışları, Benan'ın doğru ve yanlışları, Ceren'in doğru ve yanlışları. Yani ilk kısımlar doğrular, ikinciler yanlışlar olacak. Testte 20 soru var. Her öğrenci tüm soruları cevaplamış. Şimdi başlayalım. Aybüke'nin doğru sayısı Benan'ın doğru sayısının yarısıdır diyor. Arkadaşlar bunu şöyle yazarız. Benan'ın doğru sayısının yarısıdır dediği için Benan'ın doğru sayısına x, Aybüke'nin doğru sayısı, pardon, Benan'a 2x, Aybüke'nin doğru sayısına da x diyoruz. Devam ediyoruz. Ceren'in doğru sayısı Aybüke'nin yanlış sayısının yarısıdır diyor. O zaman Aybüke'nin yanlış sayısını bulmamız lazım. Toplam 20 soru varsa, x'ini doğru cevaplamışsa Aybüke'nin yanlış sayısı 20-x'tir değerli arkadaşlar. Şimdi Ceren'in doğru sayısını yazarken Aybüke'nin
yanlış sayısının yarısı dediği için 20 eksi x'in yarısını almak tam çıkmıyor. Çünkü x 2'ye bölünmüyor, kesirli çıkıyor. O zaman bu tip sorularda 2'ye bölünecek şekilde ayarlamak için geri dönüp, hani biz 2x'e x dedik ya arkadaşlar, onlara 2x'e x demeyip şöyle edeceğiz bakın. İki katlarıyla başlayacağız. Yani Bena'nın doğru sayısına 4x, Aybüke'nin doğru sayısına 2x diyorum. Bu durumda Aybüke'nin yanlış sayısı, kırmızıyla gösterelim, 20-2x olmuş olur. Ceren'in doğru sayısı Aybüke'nin yanlış sayısının yarısıdır diyor. Yani 20-2x'in yarısı da 10-x'tir. Şimdi boşlukları dolduralım. O zaman Bena'nın yanlış sayısı 20-4x, o da çünkü toplam 20 soru işaretlemişti. Şöyle ayıralım aralarını. Ceren'in yanlış sayısı da toplam 20 soru olduğu için 10-x'i 20'ye tamamlamak için 10+x diyorum. Bakın toplamları 20 olsun diye ifade etmiş oldum değerli arkadaşlar. Şimdi ben hepsini x'i cinsinden yazdıktan sonra gerisi artık basit. Ne diyor bakalım? Şu soru kısmına bakalım. Benan ve Ceren eşit sayıda soruyu yanlış cevaplamış. Yani Benan'ın yanlış sayısıyla Ceren'in yanlış sayısı eşit diyor değerli arkadaşlar. Yani bu tablo yazdıktan sonrası basit gördüğünüz gibi. Buradan 5x eşittir 10x eşittir 2 çıkar. Ne soruyorsa artık bitti işimiz. Aybüke kaç soruyu yanlış cevaplamıştır diye soruyor. Gidelim Aybüke'ye. Bize şurayı soruyor. Yani soru işareti de buradan şöyle çizelim. 20-2x. Dolayısıyla 20'den 4 çıkınca 16 bulmuş oluyoruz. Devam. Durmak yok. Bir diğer örneğimiz. Benzer soru da çıktı yine sınavda. A Belediyesi abonelerinden kullandıkları ilk 20 metreküp suyun her bir metreküp için sabit bir ücret. 20 metreküpten sonraki her bir metreküpü için ise yine sabit fakat başka bir ücret almaktadır. Buna göre 35 metreküp su kullanıldığında 50 TL ödeniyor. 47 metreküp su kullanıldığında 74 TL ödeyen Yalçın ailesi 1 metreküp su kullandığında kaç TL öder diyor değerli arkadaşlar. Burada iki tane olay var. Bir, 20 metreküp'e kadarki kısımda kullanılan bir tane katsayıyla çarpılıyor sabit bir ücretle, 20'nin üzerindeki başka bir sabit ücretle çarpılıyor. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar, 20 metreküp'e kadar olanların sabit ücret x TL olsun, 20 metreküpten sonraki her bir metreküp için sabit ücret y TL olsun. Denklemimizi kuralım. 35 metreküp su kullanıldığında bunun 20 metreküpü x ile çarpılıyor. 35'ten 20'yi çıkardığınızda 15 metreküpü ise y ile çarpılıyor. Toplam 50 TL ödeniyor. İlk 20 metreküp'e kadar kısım x ile çarpılıyor. Sonrakiler y ile çarpılıyor. İkisi de farklı birer sabit ücret. Başka bir durum daha söylemiş. 47 metreküp su kullanıldığında yine ilk 20 metreküp için metreküp başına x lira. 47'den 20 çıkarttık. 27 metreküp içinde metreküp başına y lira ödeniyor ve toplam 74 TL ödeniyor. O zaman Yalçın ailesi yalnızca 1 metreküp su kullanıldığında kaç TL öder dediğinde bize neyi sormuş oluyor? 1 metreküp demek 20 metreküpten küçük olduğu için ilk 20 metreküpte de metreküp başına biz x ile çarpıyorduk. 1 metreküp dediği için de bana 1 çarpı x'ten x'i sormuş oluyor. Arkadaşlar normalde x'i sorduğu zaman biz y'yi yok ederiz bu tip sorularda ama y'lerin katsayıları çok da yok edecek gibi değil. Dolayısıyla biz şurayı eksiyle genişletip taraf tarafa topladığımda eksi 20x ile 20x gider. Eksi 15y 27y daha 12y olur. Eksi 50 74 daha 24 olur. Y de buradan 2 çıkar. X'i bulmak artık basit. Birinci denklemde y yerine 2 yazdığımızda 15 çarpı 2'den 30 eşittir 50, 20x eşittir 20, x eşittir 1 çıkar değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz, yorulmak yok arkadaşlar. Problemler çok önemli. 4-5 tane çıkıyor. Sıkı bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Bir diğer soru, canımızda çikolata çıktı ama yapacak bir şey yok. Ali Bakkal'dan şekil 1'deki çikolatalardan 2 tane, şekil 2'deki çikolatalardan 3 tane alırsa 1 TL'si eksik kalıyor. Şekil 2'deki çikolatalardan 2 tane, şekil 1'dekilerden 1 tane alırsa 2 TL'si artıyor. Ali, şekil 1 ve şekil 2'deki çikolataların her birinden birer tane alırsa kaç TL öder diyor arkadaşlar. Çözümümüz diğer sayfada biliyorsunuz. Şöyle diyelim.
Şekil 1'deki çikolataların tanesine biz A lira, şekil 2'dekilerin tanesine de biz B lira diyelim. Şimdi arkadaşlar, iki türlü çözeceğim bu soruyu. Şimdi önce uzun yöntem anlatayım. Bir şey daha değişken kullanalım. Ali'nin cebindeki paraya da x lira diyelim. Cebindeki para x lira. Şimdi Ali geldi. Şekil 1'deki çikolatalardan 2 tane aldı, 2 A lira. Şekil 2'deki çikolatalardan 3 tane aldı, 3 B lira. Bu neye eşitmiş? 1 TL'si eksik kalıyor diyor. Yani Ali'nin parası x liraydı. Ama 2 A artı 3 B x liradan 1 lira fazla olmuş oluyor arkadaşlar. Yani x artı 1 lira tutuyor fakat Ali'nin x lirası var. O nedenle buraya x artı 1 yazmış olduk. İkinci durumu yazalım. Şekil 2'deki çikolatalardan 2 tane, şekil 1'dekilerden 1 tane. Yani A artı 2B. Bu durumda da 2 lirası artıyor. Yani x lira parası vardı. Demek ki bu toplam x eksi 2 lira yapıyormuş. Yani artıyor deyince niye eksi yapıyoruz filan diye düşünenler olabilir. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bu çikolatalar A artı 2B lira tutuyor. Siz x lira veriyorsunuz. 2 liranız artıyor. 2 lira geri verilmiş oluyor. O nedenle çikolataların ücreti x eksi 2 lira olmuş oluyor. Şimdi burada 3 tane bilinmeyen var diyerek de korkmanıza da çok da fazla gerek yok. A'yı B'yi buradan x varken bulmanız zor. Zaten bakın bulmanız da gerekmiyor. Bize ne soruyor soru kısmında? Şekil 1 ve şekil 2'deki çikolataların her birinden birer tane alırsa kaç lira öder derken bize A artı B'yi soruyor arkadaşlar. Bakın burada tek hareketli artı B'yi bulabiliyorsunuz. Nasıl hocam o hareket? İkinci denklemi eksiyle genişlettiğinizde olay bitiyor. 2A'dan A çıktı A, 3B'den 2B çıktı B. Eksiyi de ikinci tarafa dağıttığımızda x'ler gider 3. Dolayısıyla cevap 3 olmuş olur. Peki ikinci yolumuzu da anlatalım değerli arkadaşlar. İkinci yolda da x'i ortadan yok ederek, x değişkenini kullanmadan yapacağız. Şöyle yapacağız. Biz cebindeki para sonuç itibariyle Ali'nin sabit olduğu için iki farklı durumda da cebindeki parayı ifade edip birbirini eşitleyeceğiz. X'i ortadan kaldıracağız yani. Şöyle yapalım. Ali şekil 1'dekilerden 2 tane, şekil 2'dekilerden 3 tane aldığı zaman 1 lirası eksik kalıyorsa o zaman cebinde bu kadar ya yani 2 artı 3B'nin 1 lira eksiği kadar parası var demektir. Eşittir diyorum. Cebindeki parayı başka türlü ifade ediyorum şimdi. Birinciden bir tane aldı. İkinciden 2 tane aldı. Bu durumda 2 TL'si artıyor diyor. Yani cebinde A artı 2B liradan 2 lira fazla para var demek oluyor. Bunu belki kurmakta zorluk çekebilirsin ama kurarsanız sanki daha hızlı olur gibi. Bana da A artı B'yi soruyor farkındaysanız. Sağ taraftaki A'yı ve 2B'yi sol tarafa atarsanız 2A'dan A çıktı A, 3B'den 2B çıktı B, eksi 1'i de öbür tarafa attığımızda A artı B 3 olarak bulmuş oluruz. Yani bunlardan birinci yol, ikinci yol hangisi daha iyi diye bir yorum yapmıyorum arkadaşlar. Hangisini siz daha iyi hissediyorsanız iç dünyanızda sizin için en iyi yol odur. Yoksa hocam siz hangisini tercih edersiniz? Arkadaşlar benim tercih ettiğim önemli değil. Sizin hangisine yakın olduğunuz önemli. Ben iki türlü de anlatmış oldum size. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bir manavda iki farklı limon vardır. Limonlardan bir kısmının tanesi 150 gram, diğerlerinin tanesi 180 gramdır. Bu manavdan tam 1,98 kilogram limon alan bir kişi 180 gramlık limonlardan en az kaç tane almış olabilir diyor. Ne varmış elimizde? Durum olarak ne var arkadaşlar? 150 gramlık limonlar ve 180 gramlık limonlar var. Kaçar adet olduğunu bilmiyorum. Zaten bana 180 gramlık limon en az kaç tane almış olabilir diyor. O zaman 150 gramlık olanlardan A tane aldığımızı, 180 gramlık olanlardan da B tane aldığımızı varsayarsak. Toplam bunların ağırlığı ne olur arkadaşlar? 150 gram olanlardan A tane almışsak 150 çarpı A gram yapar. Artı 180 gram olanlardan B tane almışsak 180 B gram yapar. Bütün bunların toplamı da kaç gram yaparsa onu yazacağız. 1,98 kilogramı 1000 ile çarparsanız 1980 gram yapar. Değerli arkadaşlar, Hilmi Hoca biliyorsunuz sadeleştirmeleri sever. Sadeleştirelim hep beraber. Önce bütün terimlerden birer sıfır atalım. Terim dediğimiz olay şunlardı. Sonra 3'e bölelim arkadaşlar. Bakın burası 5A yaptı.
6B yaptı 3'e böldüğümüzde. 198 de 3'e böldüğümüzde 66 yaptı. Şimdi iki bilinmeyen var, bir denklem var. İki bilinmeyen bir denklemden çözülmez. Zaten bize burada yorum sormuş. Demiş ki B en az kaç olur diyor. Yani B'ye biz en az kaç verebiliriz? O zaman B'ye en az kaç verebileceğim? En küçük sayıdan başlayalım. 1 verebiliyor muyuz? Ne demek hocam verebiliyor olmak? B'ye 1 verdiğimizde A'da tam sayı çıkması lazım. Çünkü A tane diyoruz. Buçuklu tane olmaz. B'ye 1 verdiğimde 6 kere 1 6. 66'dan 6 çıktı 60. 5'e bölersek 12 oluyor. Demek ki B en az 1 oluyormuş. Sayı problemleri gümbür gümbür ilerliyor. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız. Önceki yıllar üniversite sınavında çıkmış bir soru tipi arkadaşlar. Burada bize şema vermiş. Zaten şu paragrafta da şemayı özetliyor. Yani o paragrafı okuyun tabii siz ama. Bakın toplam 120 araç üretilmiş otomotiv fabrikasında. Bu araçların bir kısmı binek, bir kısmı ticari araç. Binek araçlarda 3 türlü üretilmiş. Dizel binek, benzinli binek, elektrikli binek. Ticari araçlarda 2 türlü dizel ticari, benzinli ticari. Burada bazılarının bilgisini vermiş. Binek olanlardan dizel olanlar 15 tane, elektrikli olanlar da 12 taneymiş. Şimdi bana burada soru cümlesinde ne diyor? Bu fabrikada bir günde üretilen toplam dizel araç sayısı, toplam benzinli araç sayısının 2 katı olduğuna göre kaç adet ticari dizel araç üretilmek? Evet, gelelim buraya arkadaşlar şimdi. Bu soruya çok güzel başlanabilir. Tabii başlarken biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Biraz değişken falan kullanmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. 3 tane yer var bilinmeyen, bakın burası, burası ve burası. Silelim şimdi. Ama şu bilgiler ne demiş bakalım. Bu fabrikada bir günde üretilen toplam dizel araç sayısı. Toplam dizel araç sayısı. Toplam benzinli araç sayısının 2 katı diyor. Bakın o da belli değil ama şöyle yazacağız. Toplam benzinli araç sayısına x dersek toplam dizel araç sayısına 2x deriz. Peki arkadaşlar biz şu anda benzinliler x tane dedik. Dizeller 2x tane. Ne kaldı ki sadece? Elektrikliler kaldı. O da bir taneydi zaten. Sadece binekte vardı gördüğünüz gibi. O zaman bu 2x yani dizellerin toplamı artı x yani benzinlerin toplamı artı elektrikliler bana neyi veriyor? Tüm üretilen araç sayısını veriyor. 3x 108'den x 36 çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey çıktı şu anda. X 36 çıktı. Bana ne soruyor arkadaşlar? Kaç adet ticari dizel? Yani şunu soruyor bize. Bakın binek dizel 15 tane. Ticari dizeli bilmiyorum. Bu ikisinin toplamı yani 15 artı soru işareti neye eşitmiş? 2x'e. X'i de 36 bulduğumuza göre 2 kere 36 72. Soru işareti buradan 57 çıkmış olur değerli arkadaşlar. Yani soruya başlamak da gerçekten son derece önemlidir. Yine güzel bir soru, güncel bir soru, hayattan bir soru arkadaşlar. Bir elektrikli ısıtıcıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bulunduğu odanın sıcaklığı 18 dereceye düştüğünde çalışmakta, 30 dereceye çıktığında ise kapanmaktadır. Isıtıcının çalıştığı her 6 dakikada odanın sıcaklığı 1 derece artar. Isıtıcı oda sıcaklığı 25 derecenin altında çalışıyorken dakikada 2 liralık, 25 ve üzeri sıcaklıkta çalışıyorken de dakikada 1 liralık enerji harcamaktadır. Buna göre oda sıcaklığı 18 dereceyken çalıştırılan bu ısıtıcı oda sıcaklığı 30 derece olduğunda kaç liralık enerji harcamıştır diyor. Arkadaşlar kalabalık görünüyor soru. Haklısınız. Soru biraz kalabalık. Ama bakın sakin sakin ne istediğin adım adım gidersek bu göreceksiniz değişken bile kullanmadan bu soru çözülebilecek. Başlayalım. Ne istiyor bizden şimdi bu? Oda sıcaklığı 18 dereceyken çalıştırılıyor. Çalıştı ne zamana kadar çalışıyor? 30 derece olana kadar çalışıyor değil mi arkadaşlar? Kaç liralık enerji harcamıştır diyor. Şimdi burada bize ne demiş? Oda sıcaklığı 25 derecenin altında çalışırken dakikada 2 liralık harcıyormuşuz. O zaman şunu bulacağız biz. 18 dereceden 25 dereceye kaç dakikada çıkar? Onu bulacağız. Ne diyor bakın ikinci maddemizde? Her 6 dakikada oda sıcaklığı 1 derece artıyor diyor. Biz 18'den 25 dereceye çıkarmak için yani 25-18'den 7 derece artacak. 6 dakikada 1 derece artıyorsa 7 derece artması için kaç dakika geçmesi lazım? 7 çarpı 6'dan 42 dakika geçmesi gerekiyor.
Onu orantıdan da bulabilirsiniz. 6 dakikada 1 derece ise kaç dakikada 7 derece diyerek de bulabilirsiniz. Demek ki arkadaşlar biz bu 25 dereceye çıkarana kadar niye 25'te ayırdık? Çünkü 25'e kadar dakikada 2 liralık, 25'ten sonra dakikada 1 liralık enerji harcıyor diyor. O zaman bu 42 dakikalık kısımda dakikada 2 liralık enerji harcıyorsa toplam 84 liralık enerji harcamıştır. Gelelim 25'ten 30'a çıkana kadar. 25'ten 30'a çıkmak demek arkadaşlar 5 derece artması demek. 5 derece artacak. O zaman 1 derece 6 dakikada artıyorsa 5 derece 30 dakikada artar. İşte 30 dakikanın her dakikasında kaç liralık enerji harcıyormuş? 25'in üzerindekiler için 1 liralık. O zaman 30 dakikanın her birinde 1 liralık enerji harcıyorsa 30 lira da burada harcar. Toplam 114 TL'lik enerji harcamış olur değerli arkadaşlar. Evet, her zaman söylüyorum. Bu sorularda bakın, tam anlamadıysanız durdurun. Tekrar geri alıp tekrar dinleyin. Kapatın, bir daha siz çözün. Çözemiyorsanız bir daha dinleyin. Yani böyle armut piş ağzıma düş olmasın. Biraz sizin de emek harcamanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Biz sadece size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir diğer sorumuz. Yine güncel bir soru, yine araç kiralama sorusu. Yukarıdaki tabloda, yani yanındaki tabloda, rasyonel ve reel araç kiralama firmalarının aynı model araç için bir günlük kiralama sürelerini ve her bir kilometre için uyguladıkları ücretleri göstermektedir. Örneğin araç rasyonel araç kiralama firmasından 3 günlük kiralanıyorsa, ne diyor bakın burada? Günlük bir kere 20 lira veriyorsunuz, 3 çarpı 20'yi ödüyorsunuz. Sonra her kilometre için, kilometre, her demek çarpma demektir. Kilometre başına 1,25 lira ödüyorsunuz. 100 kilometre demek 100 çarpı 1,25'ten. Bunları topladığınız zaman kaç para ödediğinizi bulmuş oluyorsunuz. Şimdi soru kısmına gelelim. Günlük kaç kilometre gidilirse, araç hangi firmadan kiralanırsa kiralansın, aynı ücret ödenir diyor. Evet, şimdi başlayalım arkadaşlar. Bana diyor ki günlük kaç kilometre gidilirse. Ben de diyorum ki günde x kilometre gidilsin. Günde x kilometre gidersem yukarıdaki firmada ne kadar ödeyeceğim onu bulacağım x'te olarak. Aşağıdaki firmada ne kadar ödeyeceğim onu bulacağım x'te olarak. Birbirini eşitleyeceğim çünkü aynı ücret ödenir diyor. Şimdi günlük x kilometre gittiğimde bir kere arkadaşlar günlük 20 lira veriyorum. 20 liraya baştan ödüyorum. Sonra her kilometre için 1,25 lira vereceğim ya. X kilometre gittiğimden dolayı 1,25 çarpı x diyorum. Her demek çarpma demektir. O zaman ben günde x kilometre gittiğim zaman bu firmada bir günde bu kadar para vereceğim. Öbür firmayı yazıyorum. O da günlük her ne olursa olsun 45 lira ödüyoruz. Sonra her kilometre için 0,75 ödeyeceğiz. 0,75 çarpı x'te ikinci firmada ne kadar ödeyeceğimizi gösteriyor. Buradan x'i bulduğumuzda olay bitmiş olacak. 0,75'i sol tarafa attığımda 1,25x'ten 0,75x'i çıkarıyorum. Sağ tarafta da 45-20 diyorum. 1,25'ten 0,75'i kenara gidip kimse görmeden çıkarırsanız ki ondalık sayılar videomuzda bunu anlatmıştık değerli arkadaşlar. Ne çıkmış oluyor? 0,5 çıkmış oluyor. Kıymetli öğrenciler, sayı problemlerini bitirdik. Tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Tekrar tekrar çözmenizi tavsiye ediyorum. Ve sırada kesir problemleri var. Kesir problemlerini görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar.